Efendim hepiniz hoş geldiniz. Birkaç gündür bana çok yoğun sorulan sorular vardı. Ben de bu soruların cevaplarını vermek üzere bu akşam huzurlarınızdayım. Özellikle Ayasofya tabii ki gündem biliyorsunuz. Türkiye'de tartışılan bir sürü konu var. Trend topik'e girdiğiniz zaman sabahtan akşama kadar o 30'luk liste durmadan değişiyor zaten. Fakat tabii bize düşen bizimle alakalı olan, uzmanlığımızın olduğu konuda konuşmak. Bakın hiç benden siyasetle alakalı yorum duyuyor musunuz? Duyamazsınız. Futbol hiç anlamadığım konular. İlahiyat bilmediğim konular. Ama gündem Topkapı Sarayı, Ayasofya yok Hipodrom Meydanı. Ya yani Türkiye'nin ya da dünyanın farklı bir yerinde herhangi bir tarihi konuşsa orada varım. Siyasette yokum ama siyasetle alakalı bir tarihi mevzu varsa orada varım. Biliyorsunuz mesela şu an Yemen İsrail'e savaş açtı. İngiltere ve Amerika Yemen'i bombaladı ve ben orada kalktım. 2 gün üst üste neredeyse birer buçuk ikişer saatlik canlı yayın yaptım. Uzun uzun Yemen'in tarihini anlattım. Yemen ve Yemenliler neden bunu yapıyorlar diye. Herhalde Türkiye'de YouTube kanalı yöneten kişiler içerisinde en çok Ayasofya videosu yapan benimdir tahmin ediyorum. Benim kadar yapan yoktur. Çünkü Ayasofya Camii çok özel bir eser. Pagan Roma'ya, Hristiyan Roma'ya, Osmanlı'ya bakan, Osmanlı'nın çok sevdiği, göz bebeği, ulu cami yaptığı, bahçesine defnedilebilmek, ölünce cenaze namazının kılınmasını arzu ettiği hakikaten çok özel. İstanbul'da başkentlerindeki en önemli ibadethane. Yani Katolik Avrupalılar bu Hristiyanlık adına yapılmış dini yapıya hiç saygı göstermemişken Osmanlı ilk andan itibaren başının tacı yapmış. Tabii eser bu kadar önemli. Bir de bu kadar devasa olup da bu kadar tarihi bir eserin üzerinde titremek zorundayız. Herkesin gözü var burada. Bundan dolayı da bu esere çok iyi bakmalıyız. Layıkıyla olması gereken şekilde muamelede bulunmalıyız. Biliyorsunuz birkaç ay evvel yetkililerden özel izin alıp Ayasofya Camii'nin kubbesine çıkıp kubbesinden size yayın yaptım. Neden? Çünkü eser çok özel bir eser. Çok kıymetli bir eser. Herkesin bu eserle alakalı bir planı var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Rusya'nın, Putin'in bakanlarından bir tanesi Türkiye'ye geldi. Siyasi bir ziyaret değil, turist olarak geldi. Bir Rus milletvekili boyundaki haçı çıkardı. Böyle perspektif yaptı. Ayasofya'nın kubbesine doğru o haçı denk getirdi. Fotoğraf çekti. Twitter'da paylaştı. Altına da her daim yazdı. Şimdi bir Rus'un kendine göre bir Ayasofya hayali var. Bir Katolik Avrupalının, bir Ortodoks'un, herkesin bir hayali var ve bu ülkenin sahipleri olan bizlerin de Ayasofya Camii ile alakalı hayalleri, hedefleri var. Her şeyin ötesinde Fatih Sultan Mehmet'in bir emaneti. Yani bakın biliyorum bugün Türkiye'de bile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizim bile yani bir araya gelsek şöyle 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi Ayasofya Camii'ne nasıl bir uygulama yapılmalı desek 10 kafadan 10 ayrı ses çıkar. Farkındayım. Kokartı bir rehberim. Rehberler piyasasına bir araya gelsek 10 rehber emin olun 3-4 farklı ses çıkar. Tarihçiyim. Tarihçiler olarak bir araya gelsek yani ne yapalım desek bir sürü farklı ses çıkar. Sanat tarihçiyim. Sanat tarihçileri olarak bir araya gelsek. Sorulsa farklı farklı sesler, görüşler, fikirler çıkar. Evet, farklı görüşlere saygılıyız. Ama unutmayalım. Bu eser Fatih Sultan Mehmet'in bize emanet. Bitti. Yani kim ne düşünüyor, ne görüyor, ne ediyor? Ay müze olmalıymış, yok cami olmalıymış, yok hiçbiri olmasınmış, ara form bir şey yapalımmış. Geçin hepsini. Fatih Sultan Mehmet bu eseri bize hangi duygu ve düşüncelerle ne şekilde kullanın diye emanet ettiyse hepsi hikayedir. Tamamen onun dediği doğrultuda hareket etmek zorundayız. Bak Talha Uğurlu Elin bile ne dediği hikayedir. Hiç önemli değildir. Benim ölçüm eminim bugün bu yayına giren birçok kişi merak ediyor. Ya Talha Bey ne düşünüyor acaba bu konuda? Yani düşündüğümüz farklı konularda. Fatih Sultan Mehmet'in ne düşündüğü ve bize ne şekilde kullanın diye emanet etti. Yani onun vakfiyesine uygun hareket etmek zorundayız. Şimdi ben bugün birkaç kalemde size bilgi vereceğim. Bir, tarihçiyim. İki, sanat tarihçiyim. Üç, her 15 günde bir Ayasofya Camii'ne giden, A'dan Z'ye gezen biriyim. Yetkililerle dirsek temasım var. Sıklıkla görüşüyorum. Biliyorsunuz birkaç gün evvel Regaip Kandili'nde benim kaç yıl önce verdiğim söz ve hayalim de Ayasofya Camii'nde şerbet dağıtabilmek,
Rabbime şükürler olsun, nasip oldu, dağıttık. Sizler geldiniz, kucaklaştık. Çok güzel manzaralar yaşandı. O kadar mutluyum ki hala düşünüp düşünüp mutlu oluyorum. Ama bu özel yapıyla alakalı da nihayetinde yapılan bazı uygulamalar hakikaten gerekli. Bazı uygulamalar aceleye getiriliyor. Çok düşünülmeden hayata geçiriliyor ve bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ha, provokatif anlamda olayı saptıranlar var mı? Tabii ki var. Olmaz mı? Şimdi Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasından bizim ülkemizde çok rahatsız küçük bir kesim var. Bunlar böyle gözlerini dikmişler. Bu yapıyla alakalı bir sıkıntı çıksın diye ellerini ovuşturuyorlar. Bir sıkıntı çıksın ve biz diyelim ki bak ibadete açtınız ondan oldu. Bak namaz kılıyorsunuz ondan oldu. Yani olayı tamamen buna evirmek için 3 yıldır özel uğraşıyorlar. Yok kapılarını yediniz, yok sıvalarını yaladınız, bilmem ne. Ama vallahi hiç kusura bakmasınlar. Ben kendi evimin içinden dışından Ayasofya Camii'ni daha iyi biliyorum. 25 yıldır ıncığını cıncığını geziyorum, gezdiriyorum. Artı Ayasofya'ya, bu muhteşem esere hayatını adamış nice kıymetli hocalarımızın tedrisatından geçtik. Geçmeye, öğrenmeye devam ediyoruz. Ondan dolayı yani kuru gürültüye pabuç bırakacak değiliz. Ama kalkıp da Ankara'dan, tepeden, oradan, buradan Ayasofya'nın maddi yapısına ya da ruhuna rahatsızlık verecek bir takım uygulamalar olursa da hiç kimse yanlış anlamasın, kusura bakmasın. Ve ilk sesini çıkaracak kişilerden biri de benim. Genelde böyle sosyal medyaya düşer düşmez balık gibi atlamıyorum. Neden? Önce olayı benim bilmem lazım. Detaylarıyla öğrenmem lazım ki başta ben utanmayayım, sonra da sizi yanıltmayayım. Yani böyle bir mevzu var. Şimdi az önce sosyal medyada birkaç madde paylaştım sizinle. Belki gördünüz, Twitter'dan, Instagram'dan, Thread'den paylaştım. Yani burayla alakalı neler oluyor? Bakın birkaç madde saydım. Bir, Ayasofya Camii'nin yabancıların girişleri için yapılan ve garaj kapısına benzeyen tartışmalı girişi. Bu akşam size bu kapı girişinden bahsedeceğim. Bu kapı girişi olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Olmalıysa nasıl olmalıydı? Bunu konuşalım. İki, üst kata ayakkabıyla giriliyor. Yani evet, hakikaten farklı bir kapıdan yabancı turistler giriyorlar ve ayakkabılarıyla giriyorlar. Ya biz alt galeride namaz kılıyoruz, onlar üst galeride ayakkabılarıyla dolanıyorlar. Bu ne kadar doğru? 3. Ayasofya Camii'nin girişlerinde alınan para politikası, ödenen, bak siz de yazıyorsunuz yorumlarınızda, 25 euro meselesi, 800 lira yani. Korkunç rakam, 800 lira. Yani böyle bir parayla ben hayatta girmem üst kata, açık konuşayım. Hayatta girmem. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu para çok büyük ayıp. Kesinlikle olmaması lazım. Bunları anlatacağım. Yabancılar parayla girmedi. Ben bunu zaten 3 yıldır Ayasofya Camii açıldığı günden beri söylüyorum. Açıldığı günden itibaren yabancılara ücretli olmalıydı. 3 yıl niye beklendi anlayabilmiş değilim. Tabii ki parayla girsinler. Bence 25 euro bile az. 25 euro bizim için büyük para. Çünkü benim paramın euro tam 30 katı. 30 katı. Ben veremem o 25 euroyu. Bizim için büyük para. Geçen hafta bizim yazık yerli turistler Yerebatan Sarnıcı'ndan 1 euro, 2 euro suyun içindeki paraları topluyorlardı. Videosunu çekmişler. Gördüm, vicdanım sızladı ya. Ama işte o 1 euro bizim için 30 lira para yani. Olan var, olmayan var. Onun için yani ya neden topluyorlar, ya neden yukarı çıkamıyorlar diyemezsiniz. Adam asgari ücretle geçiniyor. Adam emekli, emekli maaşı yani biliyorsunuz. Asgari ücretten daha düşük. Şimdi benim çiftliğimde bir tane çalışanım var. Ben ona asgari ücret ödüyorum. Ben emekliyim. Benim maaşım yanımda çalışan asgari ücretinden daha düşük. Ben bu akşamdan itibaren 10 lira alıyorum. O 17 lira alıyor. Yani şimdi 10 lira emekli maaşıyla geçinen birisi Ayasofya'nın üst katına çıkabilir mi ya? Çıkamaz. Çıkmasın mı bu adam? Bu ülkenin vatandaşı görmesin mi o üst katı? Talha Uğurlel çıksın anlatsın. O da böyle YouTube'dan mı izlesin? Olmaz. Bak doğruya doğru eğriye eğri. Ben ölene kadar böyle olacağım. Ya birileri çemkirirmiş, sıkıntı yaparmış, önünü kesermiş. Umurumda bile olmaz. Ben dibi görmüşüm. Daha ne kadar dibi görebilirim ki? Hiçbir zaman eyvallahım olmadı. Kimse için konuşmadım. Kimse için yalamadım. Onun için ben konuşurum. Her zaman söylüyorum. Hoca Efendimiz diye bir tweetim yok. Reisimiz diye de bir tweetim yok. Eleştiririm. Överim. Beni biliyorsunuz. Başıma ne geliyorsa bundan gelir. Ayasofya Camii'nde yabancılar paralı girmeli. Kesinlikle katılıyorum. Bunu yıllardır söylüyordum.
ben dedim diye yapmamıştır Kültür ve Turizm Bakanlığı illaki. Ama nihayetinde olmalı mı? Olmalı. Yabancılar para verecekler. Ayasofya Camii dünyanın bir numarası. Böyle bir eser yok. Böyle bir eser olmadığı için bu para verilecek. Bence az. Hatta mikrofon tutmuş haber kanalları o ilk gün, pazartesi günü işte 15 Ocak girenlere işte ne parayı, işte biletli giriyorsunuz, ücretli giriyorsunuz, ücreti çok buldunuz mu falan, ya bir tanesi çok dememiş, biz Türkiye'ye kadar gelmişiz, biz bu eser için geldik, gayet uygun, düşük diyenler olmuş, ya bir tanesi bu rakam yüksek dememiş, demezler. Adamların ekonomileri on numara. Siz kendinize bakın, canınızı sıkmayın, keşke 50 euro falan olsaydı yabancılar için. Ya ben anlamıyorum ya. Bunu bas bas bağırdım. Kaç defa söyledim. İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da adam kendi ülke vatandaşıyla gelen turisti ayırıyor ya. Daha havalimanında bile others'ı biliyorsunuz değil mi? Others diye ayırıyor sizi yani. Yani Avrupa Birliği mensupları diyor, diğerleri diyor. Niye böyle bir şey? Bana kaç gündür yazıyorlar. İnsan haklarına aykırıymış. Yok öyle eşitlik olmalıymış. Oldu canım. Git Amerika'ya bakalım. O kapıdan girerken sana eşit davranıyor mu Amerikalı? Git bakalım İngiltere'ye. O Londra'nın havalimanlarında. Ben çok gittim. Dünyada gitmediğim yer çok az benim. Bir gidin bakalım. Size eşit davranıyorlar mı? Ya İslami terörist muamelesi görüyorlarsa adam hemen Türkiye'den geldin, hemen seni Orta Doğu ülkesi gibi görüyor. Hemen bir politikalar bilmem. Siz hiç Kudüs'e gittiniz mi? Gittiyseniz o İsrail'in havalimanına girerken yaptıklarına bakın, bir de çıkarken yaptıklarına bakın. Çıkarken Tel Aviv Havalimanı'ndan yapılan eziyet girerkenin 10 katıdır. 10 katı. Hayatımda sayısını bilmiyorum Kudüs'e gidişim. O Tel Aviv'de her inişimi bak 10 defa gittiysem 8'inde beni o köşe odaya aldılar. Alıyorlar. Muhakkak. E neye geldin? Ya aptal mısınız? Ben 3 hafta önce gene geldim. 2 hafta önce gene geldim. Her seferinde sanki ilk kez geliyormuş gibi sorular. Dedenin ismine kadar soruyorlar. Çünkü dedemizin adına kadar hepsini biliyorlar. Neyse konuyu dağıtmayayım. Paralı olmalıydı. Yabancılar girmeli. Üst kattan. Ha, benim elimde yetki olsa ben üst katı halı serili bir ibadethane olarak görmek isterim. Yabancı o ayrı kapıdan girsin. Mesela bu çok güzel olmuş. Ayrı bir kapı. Şimdi buradan bakın ekranı görüyorsunuz değil mi? Yani burada şöyle kendimi de açayım. Şimdi ekrandaki Ayasofya Camii'ni görüyorsunuz. Burada deri kuyruk oluyordu. Ve bu kuyruktan dolayı biz gruplarla gireceğimiz zaman kendi insanlarımızla yarım saat, 45 dakika, 1 saat kuyruk bekliyorduk. Şimdi pazartesinden itibaren mükemmel oldu. Kuyruk diye bir şey yok. Geliyorsunuz, cart diye giriyorsunuz. Oh, bundan kurtulduk. Yabancılar şuradan giriyorlar bakın. Şu gördüğünüz kısım. Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun'u görüyorsunuz değil mi? Bab-ı Hümayun. Birinci kapı. Üçüncü Ahmet'in çeşmesi. Tam buradan. Birazdan size hava fotoğraflarını onu da göstereceğim. Şu garaj kapısını da konuşacağız. Nedir ne değildir diye. Buradan giriyorlar. Ha bu çok iyi oldu. Yabancılar buradan direkt üst kata alınıyor. Üst galeride geziyorlar. Ayakkabılarıyla dolaşıyorlar. Oradaki freskleri, ikonaları görüyorlar. Sonra isterlerse daha evvel burası müzeyken bizim alt kattan üst kata çıktığımız tam burada bir rampa vardı. O rampadan orayı kullanarak alt kata aşağı doğru iniyorlar. Hatta ben bugün size böyle çok güzel birkaç tane üç boyutlu Ayasofya'yı gösteren şey buldum. Evet bakın bahsettiğim rampa şu rampa. Daha evvel gidenler hatırlayacaklar bunu. Bu rampayı. Yani bu şekilde buradan üst kata falan çıkabiliyorsunuz. Bakın üst galeri. Gördüğünüz gibi. Tamamen üst galeriye çıkılabiliyor. Evet. Bakın. Şuradan alttan böyle yürünüyor. Buradan böyle geliniyor. Ve hop buradan böyle yukarı doğru. Justinianus'un iyice yaşlanmış ve hastalanmış karısı Theodora'nın bir tahterevanla yukarıya çıkmak zorunda kalması üzerine karısının vücudu sarsılmasın diye. Daha evvel burada şey varmış. Merdiven basamakları varmış. Basamakları kaldırıp böyle bir düz rampa yaptırmış Justinianus. Millet karısına düşkün ve oradan böyle yukarı doğru çıkartmış. Bu rampalarla ne yapıyorlar? Bu rampalarla aşağı iniyorlar. Yabancı turistler isterlerse alt katı gezebiliyorlar. E şimdi yabancı turist 25 euroyu bayılıyor. Üst katı geziyor sonra alt katı inebiliyor. E benim gariban yurdumun vatandaşı
alt kata ücretsiz girip namazını kılıyor. Üst kata o 800 TL'yi veremediği için giremiyor. Doğru mu bu? Değil tabii ki. Olmaz. Ya müze kartlı olmalı ya da şimdi bakın bu üst katı işleten firma aynı zamanda Sultanahmet Meydanı'ndaki Ayasofya Müzesi'ni işleten firma. Aynı firma işletiyor. Bu Ayasofya Müzesi geçtiğimiz aylarda açıldı. Bakın ben size onu da göstereyim. Google Earth'ten hemen şöyle Türkiye'mizi görüyorsunuz. İstanbul'a yaklaşalım. Sarayburnu, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii. Bakın Ayasofya Camii'nin yanında şurada ne var? Bizim meşhur Hipodrom Meydanı var. Osmanlı'nın At Meydanı. Bu meydanda İbrahim Paşa'nın sarayı var. Bakın şurada İbrahim Paşa'nın sarayı. Mısır'dan gelen dikili taşı görüyoruz. Burada yılanlı taş, örme taş. Ve İbrahim Paşa'nın sarayının hemen ön tarafında şu gördüğümüz bina. Bakın zaten üzerinde ne yazıyor şu an? Bakın hemen değiştirmişler. Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi olmuş. Evet, şu görmüş olduğunuz. Normalde Osmanlı döneminde yapılmış tabu kadastro binası. Kapısındaki kitabede Devlet-i Hakani yazıyor. İşte benim bu cumartesi Ayasofya Camii ve Ayasofya Müzesi turum var. Önce grubumla sabah 10'la 1 arası Ayasofya Camii'ni gezeceğim. 1.30 gibi işte öğle namazı molası vereceğim camide. 1.30 gibi çıkacağım. Çıktıktan sonra grubumuzla bu binaya geleceğiz. Ve burada hakikaten çok güzel bir müze. Mesela bunu gezin. Normalde bu müze de aynen Ayasofya Camii'nin üst katı gibi aynı firma tarafından işletiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı. Statüsü farklı yalnız. Girişler burada da 25 euro. Yani 800 lira verip giriyor yabancılar buraya. Ama yerli vatandaşlara bize 250 lira. Bak, burası bize 250 lira. Bence 250 lira bile yüksek. Ha burası için bir şey demiyorum. Neden? Çünkü ben buraya girdim. Buranın videolarını çektim. Buraya büyük emek harcanmış. Burası böyle lamur lumur gezilecek bir yer değil. Buranın parası olmalı ki insan kıymetini bilmeli. Hani belki 200 değil 150 olur 100 olur ama bir para alınmalı. Neden? Çünkü buraya giriyorsunuz bu Defteri Hakani binasına. İki tane kat var. İki katın içinde yaklaşık bir 15 tane falan salon oda var. Hepsi böyle tavanlar, duvarlar, dijital. Ya müthiş bir şey. Bilmiyorum benim o videomu izlediniz mi? Şu video. Bunu muhakkak görün. Alıyor götürüyor. Şimdi bir başka salona geçecek ve Ayasofya'nın macerasına devam edeceğiz. Bak gördünüz mü salonları evet, falan? Evet, salonlardan salonlara otomatik perdeler açılıyor ve giriyorsunuz. Karşınızda Justinianus. Evet, Justinianus normalde bir seyisti. Hipodrom meydanında at yarışlarındaki atlara bakan biriydi. Amcası... Şu an Nika ayaklanması anlatılıyor. Nika ayaklanmasında halkın Sultanahmet Meydanı'na toplanışı, oradan 2. Ayasofya'yı yakıp yıkışı falan böyle çok emek verilmiş bir müze. E şimdi buraya bedava sokulmaz. Olmaz. Mesela Topkapı Sarayı'na giriş müze kartla. Yani müze kart ne demek? Ücretsiz demek. Yılda bir kere 60 lira verip kart alıyorsunuz. Her şey bedava. Ben ücretsiz diyorum ona. Ama haremde ücret var. Olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Niye? Çünkü harem küçücük bir yer. Çok özel bir yer. Böyle kırılacak, dökülecek şeylerin çok olduğu bir yer. Siz orayı bedava yaparsınız. Millet oraya buluşmaya gider ya. İçmeye gider. Vallahi billahi. Topkapı Sarayı bir ara bedavaydı. O avlusuna millet içmeye gidiyordu ya. Orada onunla bununla buluşmaya gidiyordu. Olmaz öyle. Azıcık para verilecek. Kıymetini bilen, kıymet veren gidecek. Ben mesela bu okul gezilerini görüyorum. Bedava ya. Bedava olunca 100 tane öğrenci, 2 öğretmen koyun gider. Aynen benim koyunları güttüğün gibi gidiyorlar. Ben karşıyım. Olur mu öyle şey? Al kardeşim, öğretmen misin sen? Öğrencileri Topkapı Sarayı'da mı gezdireceksin? 20 öğrenci bir öğretmen. 20 öğrenci bir öğretmen. Alacaksın, sen öyle gezdireceksin. Ben Kültür ve Turizm Bakanı olsam öyle koyun gider gibi, davar güder gibi öyle okul programlarını kesinlikle kabul etmem. Öğretmen çalışsın. Alsın öğrencisini. 15 öğrenci, 20 öğrenci. Ya da kokartlı rehberler alınıyorsa alınsın. O rehber, yazık, ben görüyorum o rehberleri ya. Vallahi Allah yardım etsin o arkadaşlara. Bağırıyorlar, bağırıyorlar, sesler çıkmıyor. Kulaklık yok, mikrofon yok çocuklar. Para bunların hepsi. Şu an bir kulaklık 40-50 liraya kiralanıyor. O 50 liraya bizim Milli Eğitim'de öğrencilere kim kulaklık kiralıyor da veriyor ediyor. Yani adı şu, Topkapı Sarayı turu yaptık. Oldu canım, yaptın, çok güzel yaptın. Çocuklar öyle gezdiler. Öyle bir tur olmaz. O öğrenci grupları Topkapı Sarayı'nı mahvediyor, dağıtıyor. İlber Hoca bile
bir mikrofon tutmuşlar. Adamcağız hani linç edilirim diye korka korka utana sıkıla ya olmaz böyle bir şey falan diyor. Benim korkum yok, ben söylerim. Öyle olmaz. Ben de öğrenci turu yapıyorum. Nasıl yapıyorum? 15 öğrenci, 20 öğrenci alıyorum. Sayı fazlaysa da hepsine kulaklık takıyorum. Ve onlara böyle ne cambazlıklar yapıp ne taklalar atıyorum. O çocukların böyle dikkatini toplayabilmek için. Bu böyle olur. Şimdi bakın buradan 250 lira para alınıyor. Ama insaf ya. Ayasofya Camii üst katı 800 lira. Kimse veremez. Ben veremem şahsen. Ben bu tarz işlerde empati yaparım. Ben veremiyorsam benim gariban insanım da veremez. Olmaz öyle şey. Ben emekli maaşım var. Yani emekliyim. Tamam, ek gelirim var. Rehberlik yapıyorum, şu bu. Elbette kitap yazıyorum. Zaten öbür türlü emekli maaşla geçinmek mümkün değil. Ama nihayetinde bu olmaz böyle bir şey yani. Üst kat bence halılar serilmeliydi. Yabancılar yine şu anki yerden, yan taraftan, 15 Ocak'tan itibaren olan yerden sokulmalı. Üst kata sokulmalı. Para alınmalı. Daha fazla alınmalı. Ayakkabısız sokulmalı. Ben ayakkabımı çıkarıyorum arkadaşım. O da çıkarsın. Ben kiliseye girerken şapkamı çıkarıyor muyum? Çıkarıyorum. Neden? Kiliseye diyor bir erkek başı açık girmek zorunda. Başı kapalı giremez diyor. Uyuyor muyum? Müslüman olduğum halde uyuyorum. O zaman o da uyuyacak. Ayakkabısız girecek. Üst katı gezecek. Üst kattaki freskler, ikonolar alt kattaki bir sisteme sokulacak. Namaz kılan namazını kılacak. Üst katta gezen de gezecek. Sistem böyle. Şimdi bakın. Bana şunu demeyin. 2-3 gündür yüzlerce mesaj aldım. Ya Talha Bey işte altı şiş üstü kaval bilmem ne şudur budur. Böyle olur mu böyle olmaz mı? İşte turistler burası müze mi cami mi? Bakın siz Fatih Camii'ne gittiniz mi? Sultanahmet Camii'ne, Süleymaniye Camii'ne. Buralar özel statüde tarihi eser hükmündeki camiler. Ve bu camilere girdiğiniz zaman ibadet alanının bir bölümüne kadar paravan var. O paravan ne için? Namaz kılan paravanın önünde kılsın. Yabancı bir turist geldi mi o da o paravanın arkasında ama caminin bir yerine kadar girerek kadın erkek oradan anlasın. Bu sadece yabancı için değil bizim için de geçerli. Şimdi ben Süleymaniye gidiyorum mesela grubumla. Gittiğim zaman Süleymaniye'de orada o caminin içerisinde bir enstantane var. Yani ben grubumda erkek var, bayan var. Grubu aldım, caminin mihrabına kadar götürdüm. Oturttum orada anlatıyorum. Orada namaz kılanlar var önde. Onlar namaz kılarken ben onların da önüne geçip anlatırsam olmaz. Orası cami. Bitti gitti. O zaman ne yapacağız? O zaman ibadet mahalli olduğu bilinecek. Onlara saygı gösterip öncelik verilecek. Ama turizm de devam edecek. Dini turizm. Adam Fransız, İngiliz, Alman, Amerikalı gelecek. Ben kendi yerli grubumla geleceğim. Paravanın arkasına yine caminin içinde namaz kılanı rahatsız etmeden anlatacağım. Bu Süleymaniye'de oluyor kıymetli tarihseverler. Bu Sultanahmet'te oluyor. Bu aynı şekilde Fatih Camii'nde, Bayezid Camii'nde oluyor. Bunlar tarihi camiler. Bu Ayasofya'ya özel bir şey değil. Aynı şekilde yabancı turist de gelecek. Kendisine gösterilen şekilde bugün Ayasofya Camii'nde de öyle. Namaz harici geniş bir alanda geziyor insanlar. Namaza böyle 45 dakika kaldığı zaman görevliler bütün orada turizm adına bulunan yerli yabancı kim varsa paravanın arkasına caminin o giriş tarafını alıyorlar. Buradan namaz kılanları izleyebilirsiniz diyorlar. İbadet takip edebilirsiniz. Kimseyi çıkarmıyorlar. Böyle bir durum yok yani. Ve gerçekten olması gereken bir şey bu. Oradan izliyor insanlar, takip ediyorlar. Ben de mesela grubuma bu cumartesi onu yapacağım. Tam öğle ezanı okunduğunda biz Ayasofya Camii içinde olacağız. Gruba diyeceğim ki şu an namaz bitene kadar yarım saat serbest zaman veriyorum diyeceğim. Hep öyle yapıyorum. Namaz kılmak isteyen caminin bu iç kısmında paravanın içinde kalsın. Kadınların yeri ayrı, erkeklerin yeri ayrı. Ben namaz kılmayacağım diyenler de paravanın arkasında yine Ayasofya Camii'nin içinde fotoğrafını çeksin, gezsin, dolaşsın, etrafı seyretsin. Öyle yapıyorum. Ben kendi gruplarımda bunu yapıyorum ve herkes saygıyla tamam Talha Bey diyor. Namaz kılmak isteyen kadın namaz kılacağı yere, namaz kılmak isteyen erkek namaz kılacağı yere. Ben namaz kılmıyorum, fotoğraf çekeyim, seyredeyim diyen seyredeceği yere geçiyor. Gayet güzel. Ya biz bunu yapıyoruz ve bundan mutluyuz. Elin yabancısı da buna uyacak bu şekilde. Uyuyor zaten. Onlar da rahatsız değil. Rahatsız olan kim biliyor musunuz? Ayasofya Camii'nde namaz kılınıyor diye bazılarının, bunlar azınlık bir kesim, bir yerlerine bir şey batıyor. Onlar Ayasofya Camii'nde namaz kılınsın istemiyorlar. Rahatsızlar. Onlara yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü kusura bakmasınlar. Fatih Sultan Mehmet burayı fethetti.
Ayasofya Camii'ni fethin sembolü olarak camiye çevirdi. Kıyamete kadar burada namaz kılınsın dedi. Bitti gitti. Beğenmiyorlarsa kendileri bilirler. Fatih'in dediği esastır. Bak başka hiç kimsenin değil. O vakfını bu şekilde kurdu. Talha Uğurlu el hikayedir. Farklı fikir söyleyen hikayedir. Fatih'in vakfı esastır. Üst katta halı serilmelidir. Yabancı turistler üst kata aynen 15 Ocak'tan beri olduğu uygulamayla üst kata parayla sokulmalı. Ayakkabısız içeri girmeli, gezmeli. Sonra da alt kata da girecekse girmeli. Bizim uyduğumuz kurallara uyarak dolaşmalı. Sistem bu. Bakın sorularınıza tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Ya müze kartla girmeliyiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da sembolik bir rakam olmalı. Yani 100 lira, 150 lira. Ayasofya Müzesi 250 lira mesela. Ya 250 bile değil, 800 lira kardeşim, bu ne ya? Vallahi olmaz ya. Verilmez. Nereye veriyorsun? Yani şimdi 10 bin lira emekli maaşla nereye üst kata çıkıyorsun yani? Olmaz öyle şey. Kesinlikle. Evet, bu şey meselesi vardı. Mesela ilk birkaç gün beni de sağlam fırçaladılar. Ya Makedonya'dan bir adamcağız. Makedonya Türk'ü. Bana çok ağır yazmış ya. Bayağı ağır. Şeyden Instagram DM'den. Girdim paylaşımlarına baktım. Adam mütedeyyin, Müslüman bir adam. Düzgün düzgün paylaşımları var. Ama var ya. Başka biri olsa benim yerime o adamın küfürlerine küfürle karşılık verir. Olmaz. Ben vermem. Bana yakışmaz. Ben dedim ki ya kardeşim, ben sizin paylaşımlarınıza baktım. Siz böyle düzgün paylaşımlar yapmışsınız. Ama bana böyle çok ağır yazmışsınız. Hani kararı alan ben değilim. O da şey diyor. Ben diyor Türk'üm diyor. Müslümanım diyor. Ben şimdi diyor parayla mı gireceğim içeri diyor. Yani şimdi bakanlık böyle bir karar almış. Sadece Müslüman yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları girebilir. Fakat sonra arkasından bakanlık ikinci bir açıklama yaptı bir gün sonra. Namaz saatine yarım saat kala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan namaza gelenler de içeri kabul edilecek dedi. Şimdi tabii soranlar oluyor. Adam numara yaparsa, ya kardeşim numara yaparsa ne yapsın, artık girsin. Numara yapıp ben Müslümanım diye bir yabancı giriyorsa ezana yarım saat kala para vermemek için girsin, ne diyeyim. Girer namaz kılıyorum diye namaz kılanların arasına oturur. Belki kalbine bir tecelli düşer, hidayet nasip olur, Müslüman olur, ne diyeyim. Biz ne fatihalar okuduk ya, ne şehadet kelimeleri getirdik Kudüs'ün kapılarında. Ya ben hiç unutmam. Kaç yıl, 10 yıldan fazla oluyor. Keşan müftüsü vardı. Genç, yakışıklı bir adam. Hafız Kurra'ymış hoca. Hafız Kurra ne demek biliyor musunuz siz? Kur'an'ın herhangi bir yerinden okuyorsun, o devamını getiriyor demek. Hafız Kurra. Ondan sonra. Durun ya, ben size onun resmini de göstereyim. Benim şu slaytlarda Kudüs. Kudüs şeyinde vardır o. Evet, sokak sokak Kudüs. Bir dakika, bu sokak sokak Kudüs ama. Bu değil. Bunlar benim slaytlar, tarih şeyde tarih atölyeleri yapmıştık ya. Dur şu şehirlere bir girelim. Ben size oradan göstereyim de azıcık gece gece güldüreyim sizi ya. Şehirlere mi girilir? Ülkelere girmemiz lazım. Kudüs ayrı bir yer ya. Ya ne fatihalar okuduk. Şimdi bu fatiha okuma meselesi Kudüs'te şart. Gerçi şu an günümüzde o kadar sıkmıyorlar, etmiyorlar. Okutma olayları bitti de bir dönem çok yoğundu. Neden çok yoğundu? Çünkü 1967'de İsrail Kudüs'ü işgal etti biliyorsunuz. 1969'a gelindiğinde de bir tane Avustralyalı fanatik bir Yahudi Mescid-i Aksa'ya girdi ve sırtındaki benzin bidonlarını dökerek Mescid-i Aksa'yı cayır cayır yaktı. Cayır cayır yaktı. Yani böyle bir şey yaşadık. Bakın fotoğrafta solda gördüğünüz mavi şapkalı adam benim babam. Allah uzun ömürler versin. Emekli öğretmen. Hayatı boyunca köylerde öğretmenlik yaptı ve sırf köy çocuklarına birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler full eğitim verdi. Okulun bütün öğretmenleri kendisiydi. Okulun müdürü de kendisiydi. Hademe de kendisiydi. Çocukların dişini çekerdi, saçını keserdi. Kitaplarını çimento kağıdıyla kaplardı. İmam gelmediği zaman köye namaz kıldırırdı. Köy enstitülerinin son mezunlarından. Köylülerin ineklerini aşılardı, tavuklarını aşılardı. Böyle öğretmenler lazım. O son öğretmenlerden biriydi. 25 yıllık öğretmenliği boyunca çocuklara Fatiha öğretti. Ya ilkokul öğretmeni ama aynı zamanda din kültürü öğretmeni. Fatiha suresini okutan öğretmendi babam. Ve
Düşünün, Kudüs'e götürdüm ben onu. Bu fotoğraf çekileli de 10 yıldan fazla oluyor. Kapıdaki bu beyefendiyi de çok iyi tanıyorum. Bu da çok düzgün bir adam ama babam böyle kafasında şapkayı, babamın da kafasında benim gibi saç yok. Ondan sonra böyle görünce gözünü dikti, sen ne biçim Müslümansın diye bakar gibi. Babama bir Fatiha okuttu, öyle girdik içeri. Ne yapacağınız? Böyle bir durum yani. Oluyor bunlar. Ha biz Fatiha mı okutacağız? Tabii ki hayır. Öyle bir durum yok. Yarım saat kadar alacağız insanlar. Şimdi gelelim şu garaj kapısını konuşmaya. Garaj kapısı meselesi. Ya, olmuş mu o garaj kapısı olayı? Olmamış tabii ki. Yani şimdi öyle şey olur mu? Allah aşkına. Şu garaj kapısını ben bir göreyim, bir göstereyim size. Şunları bir atayım aşağı. Neredeydi o? Ha şurada. Evet. Bakın şu. Tabii bu kapı yapılınca zaten bağcıyı dövmek isteyen bir sürü insan pusuda bekliyor. Atladılar, böyle bir şey yapılır mı? Ha tamamen iyi niyetlerle. Ya kardeşim Ayasofya bu yakışmamış. Oluyor mu diyenler de oldu. Haklılardı. Böyle bir şey olamazdı. Bakın şimdi devamlı Ayasofya'ya giden gelen yetkililerle dirsek temasında olan biriyim. Burasının üst katının ziyarete açılacağını aylar öncesinden ben biliyordum zaten. Kapının değişeceğinin farkındaydım ama çok hızlı bir şekilde bu kapıyı yapma kararı aldılar. Ayasofya Müzesi'ni işleten firmaya verdiler. Firmaya da apar topar böyle bir kapı yapılmaları istendi ve kapı yapıldı. Şimdi neden garaj kapısı gibi biliyor musunuz? Dikkatle bakarsanız sorunun cevabı fotoğrafta var. Tam arkanızda ne var? Bir minare var. Minarenin üzerinde iskele var. Bu iskele hatırlayacaksınız 2 ay önce yoktu. 2 ay önce bu iskele yoktu. Bu iskelenin olduğu yerde bir dakika Ayasofya Kubbe Talha yazalım. Şu benim kubbeden yaptığım yayını hatırlıyorsunuz değil mi? Kubbeden yaptım. Sonra bu iki tabakanın dudaklarını yan yana getiriyorsunuz ortada ve bir tarafa doğru büküyorsunuz. Hani Ayasofya'nın kubbesinden bir yayın yapmıştım. Uzun uzun anlattım. Yok şöyle yok böyle. Çünkü o günlerde de böyle baya baya abuk sabuk yazan çizen vardı. Yok mihrap sökülüyor, kıble duvarı sökülüyor, minareler sökülüyor. Ya minareler niye söküyorsun? Bizzat İstanbul'un genel kazı başkanlığını yapan çok kıymetli mimarımız. Ondan sonra kendisiyle çıktık yukarı. Uzun uzun anlattı. Talha Bey dedi, şu an dedi, biz bir tek minareyle alakalı bir restorasyon faaliyeti düşünüyoruz dedi. Bakın o minareyi de göstereyim ben size. Burada tepeden. Onu da anlattım ben bu videoda. Şu minare sökülecek diye bakın tam şu arkamdaki minare şu bu minare bir yere kadar İhsan Sarıbey var çok kıymetli bir sanat tarihçimiz mimarımız restorasyon uzmanımız hatta çatıya çıktık çatı da bana o balkonun üstünde taşların böyle eridiğini araların açıldığını gösterdi dedi ki bu çok sıkıntılı bir durumda biz de bunu şey yapacağız. Bu gördüğünüz minareyi bir yere kadar söküp yeniden öreceğiz. Doğru mu? Doğru tabii. Sultanahmet Camii'nin minareleri her 10 yılda bir sökülüyor ya. Bakın şu gördüğünüz, şu tuğla minare Fatih Sultan Mehmet'in minaresi. Şu gördüğünüz beyaz küfekten olan minare ikinci Bayezid'in minaresi. Bu yapının akıbeti ne olacak? Herkes bir şey söylüyor. Maalesef provokatif zihniyetler de devreye giriyor ve saf zihinleri bulandırmaya çalışıyor. Maalesef bir kısım insanımız da bu yalanlara, dolanlara, çarpıtmalara alet oluyor. Bizim vazifemiz ne? Deseniz ki evini mi daha çok görüyorsun Ayasofya'yı mı? Herhalde Ayasofya derim ben. Ben inanamadım ya. Bir sallandırmış kiliseye döndürülecek dermiş. O günlerde evet ya çok acayipti. Çok acayipti. Bakın ben şuradan bir göstereyim size. Şu gördüğünüz bina var ya bak şurada bir bina var. Ya bir kenara çekil kardeşim bir çekil şöyle. Şu binayı bir görelim biz. Şu binayı bir görelim. Aa, vallahi çekilmeye hiç niyeti yok rehberin. Durmadan oradan anlatıyor. Şöyle bir bakalım. Bak şu gördüğünüz bina. Şu gördüğünüz bina Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı camiye hünkâr mahfiline girdiği hazırlık binası. Bu binanın yanında 2 tane kapı var. Biri minarenin altından, biri de minarenin yanından. Minarenin yanından. Bakın şu minarenin altına olan kapı tam burada. Bir de minarenin yanından olan kapı. Bakın şu an minarenin birkaç ay sonra iskelelerle kaplanıp restore edileceğini, sökülüp yeniden yapılacağını anlatıyorum. Üzerinde şerefe dediğimiz balkonu görüyorsunuz. Bu dikkatle bakarsanız
şerefenin altında skalaktit diye sanat tarihine bahsettiğimiz ne var? Mukarnaslar var. Onlar erimiş, farkında mısınız? Bunlar erimiş. Bunlar eridiği için bunlara bakım yapılacak. Tabii şimdi bazı aklı evveller sanıyor ki o minarenin o sökülecek kısmı, yani tam balkonun altına kadar sökülüp orası iyileştirip yenilecek. Neden? Çünkü oradaki sarkıtlar bozulmuş, düzeltilecek. Farkındaysanız simsiye olmuş içleri, kararmış. Bunlar yani insanların başına da düşer. Her şey olur, Allah muhafaza. Hah, işte şey cümle bu, tılsımlı cümle bu. Yarın bir gün Allah korusun bunlar insanların başına da düşer. Hah, işte garaj kapısının yapılma sebebi bu. Garaj kapısının yapılma sebebi, şimdi apar topar bir karar alındı. Ve denildi ki 15 Ocak itibariyle başlıyoruz. Hemen oraya hızlıca bir kapı yapıldı. Normalde bir kapı falan yapılmayacaktı. Gerek yok, zaten kapı var orada. Bakın ben size şimdi siyah beyaz bir fotoğraf göstereceğim. Taşlar çok daha yerinde oturacak. Daha iyi anlayacaksınız. Fotoğraf şu. Heh. Bakın Ayasofya Camii eski bir fotoğrafı. Bunu muhtemelen zeplinle falan çekmişler herhalde, belli. Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun'u, birinci kapısını görüyor musunuz? Üçüncü Ahmet'in çeşmesini görüyorsunuz. Bakın. Heh. Ayasofya Camii. Fatih Sultan Mehmet'in minaresi. Oğlu 2. Bayezid'in minaresi. 2. Selim'in emriyle Mimar Sinan'ın yaptığı minareler. Bu 2. Bayezid'in minaresinin altına bakın. Kapıyı görüyor musunuz? Bak, görüyorsunuz değil mi? Şurada bir tane kapı var. Bir tane de burada kapı var. Normalde şu an ne yapıyorlar biliyor musunuz? Turistleri şu kapıdan alıyorlar içeri. Buradan alıyorlar. Şu gördüğünüz boş alanda şurada yürütüyorlar. Birazdan size bu içeriden kendi çektiğim fotoğrafları da göstereceğim. Şu yuvarlak bina Ayasofya Camii'nin en eski binası. Konstantin'den kaldı bu bina. Konstantin döneminden. Yani Ayasofya'nın en eski yapısı hangisi diye sorarlarsa cevap bu yuvarlak bina. 1. Mahmut şu imaret binasını yaptırınca bunu imaretin kileri olarak kullanmış. Yani Osmanlı'da uzun yıllar burası böyle bir depo gibi, kiler gibi hizmet vermiş. Biz şu an yabancı turistleri 2 gündür bu kapıdan alıyoruz içeri. Şu gördüğünüz alanda, bu boş alanda, avluda yürütüyoruz. Sonra buradan üst kata çıkarıyoruz. Üst katta, üst galeride gezip sonra öbür taraftan o rampadan aşağı iniyorlar. Olay bundan ibaret. Şimdi bu kapıyı kullanalım da şu an bu minarenin restorasyonu başladı. Restorasyonu başladığı için problem var. Ne olamıyor? İskeleler olduğu için üzerinde yapı sıkıntı yaşıyor. Bakın işte görüyorsunuz. Üzerinde iskeleler var ve tepeye kadar bu iskeleler böyle devam ediyor. Devam ettiği için insanların başına buradan bir şey düşebilir. Bundan dolayı böyle bir hızlıca güvenlik amaçlı yapıldı bu kapı. Yani bu kapı yabancıların gireceği müzenin kapısı falan değil. Ama bizim ülkemizdeki en büyük problemi söyleyeyim mi size? Biz konuşmuyoruz ya. Biz susuyoruz. Neden susuyoruz? Linçlenmekten çekindiğimiz için, eleştirilmekten çekindiğimiz için şeffaf değiliz ya. Mesela Ayasofya Camii ile alakalı 2 ay evvel o patırtılar niye koptu? Konuşulmadığı için. Ya herkes birbirinin gölgesinden korkuyor. Ya ben şimdi bir şey derim, aman biri bir şey der, aman biri bir şey der. Bana çok diyorlar, niye resmi bir vazife almıyorsunuz? Resmi vazife alırsam o zaman beni ya konuşturmazlar ya da konuşursam ayağımı kaydırırlar. İşte onun için ben özerkim ya. Kafama göre gördüğüm bütün doğruları pat pat söylüyorum. Ucu nereye, kime dokunacakmış hiç düşünmeden. Çünkü özerk olmak, özgür olmak bu işin en güzeli. Bundan dolayı yapıyorum. Valla siz de yazıyorsunuz durmadan bir şeyler. Ben tabii hepsini aslında okumayı da çok istiyorum bunları ama. Şimdi bu kapı geçici olarak yapıldı. Güvenlik amacıyla yapıldı. Buna rağmen biraz daha estetik yapılamaz mıydı? Yapılırdı. Yapılabilirdi. Ama bunun bir şantiye kapısı olduğunu unutmayın. Bakın, restorasyon başladı. 1 yıl önce başladı. Önce bahçedeki türbelere girdiler. Bakın şurada 3. Mehmet'in türbesi var. Ne oldu? Bakın üzerindeki şey kalktı. Bu fotoğraf daha birkaç gün önce çekildi. Üzerindeki o brandalar kalktı. Restore edildi. Yanında dedesi 2. Selim ve babası 3. Murat var. Onlarınkiler de bitmek üzere. Herhalde bu yaz ortasında bitecek. Şu an 1. Mahmud'un Sıvyan Mektebi restorasyonda. Sultan Abdülmecid'in Darül Kurrası restorasyonda. Yani 1 yıl önce bahçede inşaat, restorasyon, tamirat başladı. Minare tamir edilmeye başlandı. Şu gördüğünüz
İskele demirleri daha yeni kuruldu. E tabi birinin başına bir şey düşebilir. Onun için bu gördüğünüz kapı şantiye kapısı. Bunu bilin. Bu böyle devamlı durmayacak. Ben hem Ayasofya Müzesi'ni burayı işleten yetkilileriyle görüştüm. Hem de diğer cami olarak buradaki vazifedeki yetkililer. Yani dedim bakın ne diyorsunuz? Hepsi bana aynı cevabı verdi. Hayır abi bu geçici. Bu şantiye kapısı. Milletin kafasına taş düşmesin diye. Bakın burada şu gördüğünüz ne? Bu duvar gibi duran paravan. Paravan var çünkü Ayasofya Camii'nin yakın bir zamanda kıble duvarının restorasyonu başlayacak. Bu paravan böyle geliyor. Bak bu paravan buradan böyle gidiyor. Bu iki paravanın arasında bu gördüğünüz kapı şantiye kapısı. Biz bu yabancıları biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların ve Müslümanların girdiği kapıdan sokmak istemiyoruz. E nereden sokacağız? İnşaatın olduğu yerden. İnşaatın olduğu yerden sokunca da mecburen böyle bir kapı yapıldı. Ha daha estetik yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi. Mesela şu Sultan Abdülmecid'in bu camiye girerken hazırlık için yaptırdığı Mecidiye Köşkü'nün şu kapısının aynısını yap kardeşim ya. Biraz kemerli yap. Önüne şu gördüğün parmaklıkları yap. Zor mu yani? Hatta Osmanlı armasını şu güneşli armayı koyuver şuraya. Yap. Yap da birilerinin çenesi kapansın. Ya iki problemimiz var. Bir, tez canlı. Bak biz Türk milleti çok tez canlıyız. Hemen yaptım oldu, yaptım oldu. Bu yanlış. İki, açıklama yapmıyoruz. Yap ya. Çık. Anlat. De ki bak şu şöyle bu böyle ama korkuyor. Linçlenmekten çekiniyorlar. Ben çıkılıp konuşulduğu zaman insanların anlayacağını düşünüyorum. Ben kubbeye çıktım konuştum. Ne oldu? Ha öyle miymiş dediler. Herkes. Beni seven de var bu toplumda sevmeyen de var. Ama nihayetinde seven de sevmeyen de. Aa tamam öyleymiş dedi. Tak bir anda o rüzgar kesildi. Anlatmazsanız fitne büyür. Anlatırsanız şeffaf olursanız sıkıntı kalmaz. Kız Kulesi'nde de aynı problem oldu. Kız Kulesi'nin kulesi söküldü. Sökülüp daha sonra gemiler geçerken etrafındaki o şeffaf brandadan kulenin olmadığı anlaşılınca Bağcı'yı dövmek isteyenler saldırdı. İşte bunlar her şeyi çalıyor, bunu da çalıyor, bilmem neler. Halbuki işin aslı öyle değildi. Ben İstanbul'da değildim. Bulunduğum tatilden yayın yaptım. Dedim bakın bu kulenin sökülmesi şarttı. Çünkü 40'larda ve 80'lerdeki iki yanlış restorasyonda deniz kumu kullanılmış. Kule yok olmak üzere iyice eriyor. Yeniden yapmak zorundaydılar. Mecburen ilmi olarak izah ettim. Benim izahımla mı değil mi bilmiyorum. Ama rüzgar kesildi. Bizim insanımız doğruyu, samimi, düzgün ağızlardan, onu bunu yalamayan ağızlardan dinledi mi kabul eder. Ama tabii yani dün öyle tweet atıp da bugün böyle tweet atıp da sonra durmadan birilerinin sırtını okşarsan kimse sana inanmaz. Kimse, kimse. Yani belli makamlardaki insanlar dikkatli olmak zorunda. Dün 50 bin tane hoca efendimiz diye tweet atıp bugün 50 bin tane reisimiz diye tweet atarsan bugün sana hiç kimse inanmaz. Hiç kimse. Yarın öbür gün bu ülkeye kim gelirse demek ki sen dansöz gibi döneceksin. Hep onlarla alakalı tweet atacaksın. İşte ben onun için bunu yapmıyorum. Neden? Ölene kadar söylediğim sözlere insanlar itimat etsin, inansın diye. Benim tek derdim bu. Çünkü ben o zaman da eleştiriyordum, şimdi de eleştiriyorum. Ne kaldı başka? Kapı daha düzgün olabilirdi. Ama dediğimiz gibi bu bir şantiye kapısı, bilginiz olsun. Turistleri içeri sokmak için. Başka neyimiz vardı? Arkadaşlar kaldı mı? Herhalde hepsini anlattım. Bununla alakalı. Şimdi ne olacak? Üst galeride keşke halılar serilse ama bunu yaparlar mı bilmiyorum. Çok sanmıyorum ama ha buldum. Hatırladım. Bir de bir mevzu daha var. Onu da konuşmalıyız. Şimdi 2 gün oldu. Üst galeri açıldı. Üst galeride şu an rehberlerin anıtım yapması yasak. Rehberlerin. Niye? Altta ibadet edenler rahatsız olur endişesiyle. Olur mu? Olabilir. Ben şimdi rehberim. Üst galeriye grubumla çıkıp zaten o 800 lirayı verip biz çıkamayız. Biz hayatta çıkamayız. Euro ülkesinden gelenler çıksınlar. Biz garibanlar çıkamayalım. Bizim başımız kel. Başı kel olmayanlar versinler 800 lirayı çıksınlar. Ben grubumdan kimseye o 800 liraları verdirip çıkaramam doğrusu. Kimse kusura bakmasın. Ben alttan anlatmaya devam edeceğim üst galeriyi. O ayrı. Zaten üst katta rehberlere şu an anlatım yasak. Rehberler odası bu anlamda hakikaten çok kızgın, üzgün. Madem üst katı açtınız yabancılara biz rehberler niye anlatmıyoruz diyorlar. Şu an yapılan şey bir elektronik bir telefon verildi ellerine.
Yabancılar buradan giriyorlar. O elektronik telefon ellerine veriliyor. Kulaklıkları var. Aynı Ayasofya Müzesi'ndeki gibi. Orada 10 tane istasyon var. O istasyonlarda ellerindeki telefonu okutuyorlar. Okutunca otomatik işte Zoe'nin freskinin başına gidiyor. Hadi gelin bir üst kata çıkalım. Sizinle beraber bir üst katı gezelim. Oralarda bunları görelim. Evet. Bir üst katı bir çıkalım. Evet burası. Bakın bu üst kat. Şu an tam İmparatoriçe Locası'nın oradayız. İmparatoriçe Locası. Şu görmüş olduğumuz yer üst galeri. Buradan sola doğru devam ederseniz. Geçen bir Ayasofya videosu yaptım. Ayasofya Camii paralı oluyor diye. O üst kat için, yabancılar için. Orada uzun uzun bu üst katta olan durumları anlattım. Şimdi mesela burada bir tane şuradan yürüdüğünüz zaman orada ne var? Bir tane çarpık ilişkilere düşkün bir tane imparator var üst galeride. Şuradan yürürseniz cennet cehennem kapısı var. Hemen şurada Halda'nın, o Vikingli'nin imzası var tam şurada. Şurada İmparatoriçe Zoe'nin falan resimleri var. Ondan sonra bakalım şuralarda var mı o? Varsa oraları da göster. Evet var şurası. Bakın. Aynen üst galerideyiz. Bu gördüğünüz İmparatoriçe Zoe. Onun ben videosunu yapmıştım. Roma'nın 7 kocalı Hürmüz'ü diye izleyebilirsiniz. Bu da 4. kocası Konstantin Monomakos. Ortada Hazreti İsa. Para kesesi var elinde kocasının. Parayı verince resminizi koyuyorlar gördüğünüz gibi. Üst galeride burada da ne var? Burada da Iones Komnenos var. Karısı İrene var. Burada da küçücük çocukları var. Hemen şurada Alexios Komnenos. Ondan sonra şurada da Hazreti Meryem kucağında Hazreti İsa var. Burada onları görüyoruz. Üst galeride. Şöyle geldiğimiz zaman şurada hemen şu direğin arkasında kaldı. Köşede Henry Dandola'nın mezarı var. Venedik kralı Dandola. Arka tarafta Jesus mahşer yeri ikonası var. Şimdi 10 toplam bu 10 istasyonda bu üst katta yabancılar burada geziyorlar ya ayakkabılarıyla. Gezerken burada onlara anlatılan şeyler hepsi Hristiyan Roma'ya ait. Hepsi. Ya olmaz ama ya. Bak bu doğru değil. Bu üst galeride konuşulacak Osmanlı ile alakalı, İslam medeniyeti ile alakalı, İslam sanatı ile alakalı hiçbir şey yok mu? Bak şu an benim durduğum yerde şu gördüğünüz yuvarlak, bak arkadan tahtası gözüküyor. Bu ne? Allah lafzı yazıyor burada. Allah lafzı yazıyor. Bak tam karşıda Hazreti Ali'nin adı yazıyor. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Bu levhaları mesela anlatan o bilgilendirme cihazına bir 11. madde bu levhalar, ünlü hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin bu levhaları anlatılmamalı mı? Dünya hat sanatının 7,5 metre çapındaki en büyük levhalarıdır denilmemeli mi? Sonra kubbedeki bu ayeti kerime, Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin ayetleri, gök kubbeyi Allah-u Teala'nın tuttuğunu anlatıldığı Kur'an'da cami kubbelerindeki ayetler anlatılmamalı mı? Mimar Sinan'ın o muhteşem 30'a yakın payandasıyla bu yapıyı ve bu üst galeriyi nasıl yanlardan tuttuğu anlatılmamalı mı? Üst galeride öyle sütunlar var, hepsi böyle V çiziyor. Bunlar olmadı, bunlar problem. Bunların kesinlikle oraya konması lazım. Bunların anlatılması lazım. Sonra bu üst galeri neydi Osmanlı'da? Kadınların namaz kıldığı yerdi. Kesinlikle o üst galerideki yabancıların bilgilendirme cihazına Osmanlı'da kadınların buralarda Hürrem Sultan namazını şurada kılardı ya. Siz Hürrem Sultan olsanız Ayasofya Camii'ne namaza gelmez miydiniz? Tabii ki gelirdiniz. Safiye Sultan, Handan Sultan, Nurbanu Sultan hepsi buralara geldiler. Ramazan ayında teravih namazlarını Ayasofya Camii'nde üste kıldılar. Yapılmalı. Şimdi önümüz Ramazan. Ramazan ayında sadece Ramazan'a özel kadınlar teravih namazını üst galeride kılsalar güzel olmaz mı? Akşamları. Turistler gidiyor. Turistler gittiği zaman şu ikonaları tamamen kapatalım. Halılar serili olsun zaten. Böyle ayakkabıyla gezilmesin. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ben açık konuşayım. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Bir tarihçi olarak, bir sanat tarihçi olarak, bir rehber olarak Fatih Sultan Mehmet'in mezardan kalksa ve Fatih'e göstersek, desek ki efendimiz böyle ayakkabıyla sokuyoruz turistleri. Fatih ne der? Ben burada söylemeyeyim isterseniz ne dediğini. Ama hallarımızı serelim. Turistler girsin gezsin.
Fatih ne der? Bence Fatih der ki tamam yabancılar da girsin. Osmanlı döneminde burası camiyken gayrimüslimler girmiyor muydu? Giriyordu. Ya Sultan Abdülaziz 3. Napolyon'un karısı karısını getirdi. Bizzat burada gezdirdi Ayasofya. Ben gözümle gördüm. O gün gravürünü çizmişler. Biliyorsunuz 3 ay kaldı ya Beylerbeyi Sarayı'nda. 3. Napolyon ve karısı. Yani kadın Hristiyandı, Katolikti, Fransızdı, Napolyon'un karısıydı. Ve Sultan Abdülaziz gezdirdi onu. Papa her 3-5 yılda bir papa geliyor gezdiriyoruz ya. Müslüman mı oluyor Ayasofya'yı gezerken? Gezsinler, sıkıntı yok. Fatih Sultan Mehmet de buna bir şey demeyecektir. Ama bu hali bence uygun değil. Bak bu benim görüşüm. Mesela üst galeride şu sütunların üzerinde bakın monogramlar var görüyor musunuz? Şu monogramlarda Justinianus'un J'si, Theodora'nın T'si var. Hepsinde neredeyse. Fatih bunları bilmiyor muydu? Ana dil gibi Latince biliyordu. Bunların o imparator ve eşlerinin isimlerinin baş harfi olduğunu biliyordu Fatih. Ya gavurun isimleri, isimlerin baş harfleri kırın bunları. Yerine benim Tuğra'mı işleyin dedi mi? Demedi. İş koyalım bunları. O yabancılar da bunları görsün. Orada telefonlarda işte bu monogramlar şunlara şunlara ait olup Fatih Sultan Mehmet ya da derin Osmanlı hoşgörüsü bunlara hiçbir zaman dokunmamış. Bunların ne olduğunu bildikleri halde yüzyıllarca muhafaza etmeye devam etmişlerdir. Bilsinler. Uzun lafın kısası bu anlamda da bir şey olabilmeli. Evet, sorusu olan var mı? Başka? Üzerinde ayakkabı atılmıştı. Süleymaniye giren Rus elçisine. Ya 3. Selim Ayasofya Camii'ne taş atıyorlar ya. Cami cemaatinden birileri. Hocam teravih namazı üst katta kılınsın. Ramazan'da iyi hoş ama ayağımız Ayasofya mermerlerine değmesin normal zamanda gezerken. Yani Fatih Sultan Mehmet halı serilsin ve namaz kılınsın diyor arkadaşlar. Ha, sizin ayağınız mermere değsin istiyorsanız 1. Narteks'te 2. Narteks'te halı serili değil mermer duruyor. Çıkarın ayakkabınızı. O narteks'lerde mermerde gezin. Roma döneminin mermerlerini ayağınızı dokundurun. Ben geçen turum vardı gittim. Ondan sonra cumaydı. Cuma günü tur yaptım ben. Bayağı 3-4 ay oluyor. Tabi cuma namazı vaktinde ara verdik. E tabi cami dolmuş. Ben dışarıda anlatırken tam imparator kapısı önünde ancak kendime yer buldum. O kapıdaki eşiğe alnımı koyabildim. Alnımı o taşa koyarak namazımı kıldım. Yani böyle bir durum yaşadım. Evet. Çünkü güzel fikirler geliyor. Mesela galoş giyebilirler deniliyor. Edepli girsinler deniliyor. Ustalar o kadar uğraşmışlar. Mermerler. Kültür Bakanlığı teklifi gelse kabul eder miydiniz? Kültür ve Turizm Bakanlığı. Etmezdim arkadaşlar. Allah muhafaza. Neden? Bu bana her 2-3 günde bir soruluyor. Kültür Bakanı olmak ya da ne bileyim bir müsteşar şu bu. Arkadaşlar böyle bir teklif gelse ben derdim ki ben danışman olayım. Ama uzaktan böyle. İllegal bir danışman olayım. Gezeyim, dolaşayım, gördüğüm hataları aynı Evliya Çelebi gibi bana böyle bir üst vazife verilsin. Söyleyeyim ve ama dediğim de yapılsın. Şimdi ben bakan olacağım, etrafımda köpek sürüsü kadar adam olacak. Ben bir yere gideceğim, yalayıcılar olacak etrafımda böyle bir sürü. Onlarla, onların böyle şakşaklarından ben iş yapamam. Olmaz öyle iş. Olmuyor, görüyorsunuz zaten. Yazık, bakanlar kötü insanlar değil. Güzel iş yapmak istiyorlar ama o şakşakçılar etraflarında böyle kraldan çok kralcılar. Olmaz öyle. Onlar iş yürümez. Ben böyle mesela sivil takılayım. Gördüklerimi aktarayım. Ya bak burada şu sıkıntı var. Burada bu problem var. Burada bak restore edilecek. Şurada kazılacak. Ya burada defineciler buraya ezmiş, eşmiş, etmiş. Tıkır tıkır. Bunlar yapılırsa. Şimdi ben bakan olurum. Yarın tarihi bir yeri gezerim. Bakarım orada bir tanesi bir apartman yapmış. Derim ki bir dakika ya bu tarihi yere bu yapılamaz. Yıkın derim. O apartmanı AVM'yi yapan da ensesi kalın birinin akrabasıdır. Tepeden bir telefon gelir. Bana derler o ona karışma ben o gün istifayı basarım. Onun için benim gibi aykırı adamların bakanlık yapmaması lazım. Ayasofya'da Viking yazısı gerçekten bir Viking gemi ait. Bu konuda tartışmalar var. Mesela runik alfabe bu. Runik. Runik alfabe Türkler tarafından da kullanılmış. Orta Asya'da. Romalıların Vikingleri paralı asker olarak kullandığını biliyoruz ki bunların rölyefleri, o uzun sarı saçlı halleri şeyde dikili taşın altındaki kaidede de var. 1. Theodosius'un etrafında böyle sarı saçlı iri yarı adamlar orada duruyorlar. Ondan dolayı Viking olma ihtimali yüksek ama Türkler de Romalılar da paralı askerlik yaptı. Peçenekler, uzlar biliyorsunuz Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bunlar savaştılar ya.
Romen Diyojen'in ordusunda yer aldılar. Hatta Romen Diyojen o Alparslan'la savaşmazdan bir gün önce onlarla konuşma yapılıyor. Giden gitsin, ayılan ayılsın, kalan kalsın diye. Net böyle bir konuşma yapılıyor onlarla yani. Hani onlardan biri de olabilir. Bu konuda tartışmalar devam ediyor hala. Evet. Özel kişilerin mekanı varmış. Her noktada Ayasofya doğru mu? Ya mesela Fatih Sultan Mehmet'ten 1. Mahmud'a kadar padişahların namaz kıldığı yer. Orada bir kemer içeride. Hatta ben bu konuda da bir video yaptım YouTube'da. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'da namazını nerede kılardı? YouTube'a yazın. O videom gelir, oradan görün mesela. Bir kemerin içinde koruma amaçlı namazlarını orada kılmışlar. 1. Mahmud'dan sonra bir hünkâr mahveli yapılmış. Orada kılmışlar. Güvenlik amaçlı maalesef tabii böyle bir durum söz konusuydu, olmalıydı. Evet. Talha Hocam, Mehmet Fatihler, Fatih Sultan dizisi başlıyor. Başlamadan senaristleri uyarın lütfen. Ya zaten adamlar bana gıcık kapmıştır muhtemelen. Ya bu adam gene tebelleş olacak diye. Ya benim kimseyle tebelleş olmak gibi bir derdim yok. Benim tek derdim var. Biz tarihi dizilerden tarih öğrenelim ya. Ya da iyi iyi, kötüyü de kötü olarak görelim. İyi kötü, kötü iyi olarak gösterilmesin. Derdimiz bu yani. Kopenhag'da David koleksiyonu var demiş Ferhat Polat, doğru. Vallahi var. Benim turlarıma katılan Avrupa'dan çok insanımız oluyor. Özellikle Danimarka'dan katılanlar oldum. Ben tembih ediyorum. David Samling Müzesi var Kopenhag'da. Adam tam bir hırsız. Tam bir hırsız. Bizim Cizre Ulu Cami'nin kapı tokmaklarından bir tanesi orada mesela. Akşehir'deki Mevlana'nın talebelerinden Seyit Mahmut Hayrani Hazretleri'nin türbesindeki tabutlardan. Tabut ya, tabut. Bir tanesi orada. Maalesef. Bizimkiler uğraşıyor bayağı almak için. Ama onlar da bir inatçı. Hala vermiyorlar. Böyle bir durum var. Bu arada turları soranlar varmış. Saray Mutfağı'na teşekkür ederim. O da yazmış. Gezikitap.com'dan katılabilirsiniz. Evet, gezikitap.com diye bir web sayfam var. Mesela bu cumartesi Ayasofya Camii, Ayasofya Müzesi tur var. O dijital salona gireceğiz. Ve camide A'dan Z'ye gireceğiz. Pazar günü Topkapı Sarayı harem turum var. Mesela bu yarı yıl tatilinde çocuklarınızla falan gelin. Kesinlikle. Turlarıma katılın. Kulaklık, mikrofon, rahat rahat gezeriz. Bir sonraki hafta da yine turum olacak. Beklerim müsait olanları. Sonra da Kars-Erzurum turum olacak. 1-2-3 Şubat müsait olanları Kars-Erzurum turuna da beklerim. Yurt dışından selamlar. Dandolu'nun kemikleri duruyor mu? Oo, güzel soru. Betona mı gömmüşler dikine? Valla bu dikine gömme olayı şeyde. Süryanilerde. Eski Süryani papazlar. Şu anki Süryani papazlar da oturarak gömülüyor. Ama eskiler Deir-i Zaferan Manastırı'nda öyle oturarak gömülmüşler. Onlarda böyle bir durum var. Dandola tam bir İslam düşmanı. Kudüs'ü ele geçireceğim kafir Müslümanlardan diye, haşa, 4. Hac seferini başlatıyor. İstanbul'a geliyor. Tabi İstanbul önlerine geliyor. Niye? Gemilerle yola çıkıyorlar. Selçuklu ile tebeleş olmamak için. Tabi gemilerle gelince erzak bitiyor. Hristiyan dindaşlarımızdan erzak alırız, ikmal yaparız diyorlar. Niyeti bozuyorlar, İstanbul'u işgal ediyorlar. 57 yıl kalınıyor. Dandola yaşlı. Venedik kralı zaten kendisi. İstanbul işgal ediliyor. Ayasofya çok kötü ve ahlaksızca kullanılıyor. Sonra akılları başlarına geliyor. Katolik kilise yapıyorlar. Dandola o günlerde ölüyor ve Ayasofya'nın üst katına gömülüyor. Hala üst katında duruyor. Taramalar yapıldı. Yani röntgeni çekildi. Kemiklerinin aşağıda durduğu uzmanlar tarafından teyit edildi. Böyle bir durum var. Kudüs turu ne zaman olur? Valla inşallah en yakın zamanda. Dua edin, ben istiyorum. Akhisar'dan selamlar. Aleyküm selam. Ayasofya Camii, Kilise, Sinagog, Müze olsun ismi nedir? Yok arkadaşlar. Fatih ne diyorsa arkadaşlar. Bak, ben sen değil Fatih. Ayasofya'nın altında ne var? Siz hiç girdiniz mi? Arkadaşlar Ayasofya Camii'nin altı, tabii ki burası eski bir patrikhane kilisesi. Dehlizler var, tüneller var. Hatta birkaç tane de sarnıç var altında bulunan. İki tane kuyu var biliyor musunuz? Kuyulardan bir tanesi tam mihrabın yanında ve mükemmel tatlı bir su çıkıyor. Hala da bu su çıkmaya devam ediyor. Mesela bu su bir şekilde bir yerlerden akıtılsa içsek güzel olur yani. İncelemesi de yapılmış. Çok kaliteli ve güzel tatlı bir su. İstanbul'un en eski kaynak sularından biri mesela. Hoş olmaz mı? Tabii ki kitaplarınızı imzalarım turda. Ne demek? Zaten yurt dışından gelenler de kitaplarını yazıp getiriyorlar. İmzalıyorum. İngilizce öğretmeniyim. Tarih bölümü yüksek lisans yapabilir miyim? Tabii ki. Ben tarih okudum. Sanat tarihinden yüksek lisans ve doktora yaptım. Yani bu sizin ilginiz, sevginiz ve kabiliyetinizle alakalı. Bir de sizi kabul edecek hocaların ufkuyla alakalı.
Ben mesela tarih fakültesi mezunu olarak Marmara Üniversitesi'nde sanat tarihine başvurdum yüksek lisansa. Hiç unutmuyorum, o gün koridorda 50 küsür tane sanat tarihçi vardı. 5 kişi aldı hocalar. Allah razı olsun. O kıymetli Profesör Doktor Selçuk Mülayim başta olmak üzere hocamız. 5 profesör. Önce yazılı sınav, sonra mülakat, sözlü sınav. 5 kişi aldılar. 4'ü sanat tarihçi, biri tarihçi, bendim. Ondan sonra ve gördüğünüz gibi artık sizin bir sanat tarihçi, kel bir sanat tarihçiniz oldu yani. 15 yıldır sanat tarihçiyim. Hocam Justinian bu görüntüyü görse sizce ne derdi? Valla arkadaşlar, Justinian görse kahrolurdu bir kere. Neden? Adam Hristiyan ya, hem de koyu bir Hristiyan. Ama unutmayın, ha Justinianus'un torunuyuz, onu önemsiyoruz, Justinianus'un empatisini yapıyoruz diyorsanız bilmem. Ama bu ülkeyi Fatih Sultan Mehmet fethetti. Bize hediye etti. Biz de onların torunları olduğumuzu iddia ediyoruz. Bir toruna yakışan nedir? Dedenin mirasını yerine getirmektir. Yani siz şimdi şu an beni izleyen herkesin bir dedesi var değil mi? İlla ki, hatta bir de ikinci bir dede daha var. Anne ve baba tarafından. Düşünsenize, dedeleriniz size bir şey vasiyet ediyor. Siz onların tam zıttı, öfkelenince zıt bir iş yapıyorsunuz. Bizim ölçümüz kendi atalarımız. Bu olmalı. Yani burada bilim ne diyor, sanat ne diyor değil. Fatih ne diyor? Bu çok önemli. Çünkü bu bir miras, bu bir vakıf malı arkadaşlar. Vakıf malı bir miras malıdır ve vakfedenin arzu ettiği şekilde kullanılır. Beğenmiyorsak yıkıp atalım o zaman. Yeni gıcır gıcır yapalım. O zaman ne istiyorsanız yapın. Müze mi, şu mu, bu mu? Öyle olmak zorunda. Ben doğruya doğruyu söylemek zorundayım. Altında Medusa'nın mezarı olduğu söyleniyor. Ya tabii şimdi komplo teorileri böyle yapılarda bitmez. Hem Hristiyanlık dönemine ait komplo teorileri, bir takım efsaneleri var Ayasofya'nın. Hem İslami döneme ait bir takım menkıbeleri, hikayeleri var. Bitmez. Herkes bununla alakalı bir şey söyler. İşte parmak sokulan sütun mesela çok ilginç bir sütundur. O sütun normalde Hristiyan Roma dönemine ait, içine bir meleğin saklandığına inanılan bir sütundu. Hristiyan Roma döneminde, yani Fatih fethedene kadar Hristiyanlar o sütunun önünde kuyruk oluyorlardı. Sütuna yaklaşıyorlardı. Dualarını yapıyorlardı fısıldayarak. Direğin içindeki meleğin dualarını duymasını istiyor ve onun amin demesine çalışıyorlardı. Sonra cami oldu. Müslümanlar devraldı. Bu kez o efsane Müslümanlara döndürüldü. Bir Hızır Aleyhisselam parmağını soktu hikayesi eklendi. Ve sonra da yok parmağını sok, 360 derece döndür. Döndürünce dilek tut. Bak, dua dileğe döndü. Dileğin kabul oluyor oldu. Ya içindeki melek Hızır'a döndü. Hızır'dan parmağını sok, dilek tuta döndü. Yani anlatabiliyorum değil mi? Ayağı yere basmayan efsaneler oradan bambaşka şeylere dönüyor yani. Hiçbiri gerçek değil. Ne içinde bir melek saklandı, hala duruyor. Ne Hızır Aleyhisselam parmağını soktu, onunla binayı çevirdi. Bunların hiçbiri gerçek değil. Yani o dua Hristiyan ve Müslümanların direğe yaklaşarak yaptığı dua şimdi dilek tutmaya döndü. Bu pandemi döneminde etrafı çevrildi, kimse parmağını sokup birbirine hastalık bulaştırmasın diye. Şimdi o vaziyette duruyor yani. Aleykümselam İzmit'ten, Kütahya'dan, birçok memleketten yazanlar var. Evet, ben öğrenciyim. Turunuza katıl. Tabii öğrenciler öğrenci olma şartlarıyla katılabiliyor. Evet. Çok teşekkürler. Hocam ben bir Kürt olarak Türk Time Türklerden daha çok seviyor, sahip çıkıyorum. Sizin gibi güzel hocalarımız. Ya arkadaşlar, bu işin Türk'ü Kürt'ü yok zaten. Bakın, ben Manisalıyım. Van'da üniversite tarih bölümünde okudum bir dönem. İlk 2 yılımı Van 100. yıl tarihte okudum ve ben orada Kürtçe öğrendim. Benim bir sürü Kürt arkadaşım oldu. Sarmaş dolaş gezdik, dolaştık. Bir sıkıntımız yok. Bu Anadolu coğrafyasında Alparslan Ani'yi fethetti. Ne yaptı? Ani'yi, o bölgenin Kürt lideri vardı. Ebu Menüçar. Ebu Menüçar'a teslim etti. Dedi ben fethettim. Sen de bu emanetimi muhafaza et dedi. Ya Alparslan'la, Türk Alparslan'la Kürt Ebu Menüçer arasında bir problem yoksa, Ani'yi biri fethedip öbürüne emanet ediyor, öbürü de emanet edilen Ani'ye bir cami yapıyorsa, bugün birileri kalkıp Türk Kürt problemi yapmaz, yapmamalı. Yapıyorsa cehaletlerinden, art niyetlerinden ya da gizli düşmanlıklarından yapıyor. 1-2-3 Şubat'ta müsait olanlar, yanılmıyorsam bir 10 kişilik boş yerimiz kaldı. Kars, Ani, Sarıkamış, Çıldır ve Erzurum turu yapacağız. 3 günlük Çıldır Gölü dondu şu an. Atlı kızak da yapacağız. Ve Ani'ye gidip
Ani de bunu Ebu Menüçer Camii'nde bizzat anlatacağım. Yani bir Türk-Kürt sentezidir ya Ebu Menüçer. Bunlar çok güzel şeyler. Evet, Dalgın isimli bir kişi Selçuk Mülayim Hoca'dan ders alan bir başka oluyor tabi. Selçuk Mülayim Hoca çok özel bir adamdır. Rahmetli Hakkı Acun çok özel bir adamdır. Rahmetli Örçün Barış da çok özel insanlar. Mehmet Zeki İbrahim Gil, Hamza Beyler, Ankara Gazi sanat tarihi hocalarımız çok özel adamlar, çok. Hocam Sakarya'dan selamlar. Aleyküm selam. Ayasofya'nın içindeki resimler kapatıldı mı acaba suret olarak? Ya bakın, Diyanet çok güzel bir şey yaptı. Burası müzeyken ben diyordum. Ya uzaktan kumandalı bir perde yapılır. Basılır, açılır, basılır, kapanır. Ama şimdi bastın, açtın. Bastın, kapattın. Cemaatle namaz kılında. Sonra açtın. Namaz harici gelip de ya ben şurada bir namaz kılayım diyenler ne yapacak? Sıkıntı olurdu. Diyanet çok güzel bir şey yaptı. Parçalı perde yaptı. Mesela Ayasofya Camii'ne girdiğiniz zaman orada ne var? Üst galeride. Hemen size ben şöyle göstereyim. Şu bizim şeyimiz nerede? Aşağı mı attık onu? Sunumuz. Heh, burada. Şu sunuda bulabilirsem. Üst galeride Ayasofya Camii içinde Hazreti Meryem ve kucağında Hazreti İsa'nın resmi var. Orada duruyor. Şimdi normalde o açıkken namaz kılamazsınız. Olmaz. Nasıl olacak? Bunlar bak müze dönemine ait resimler. Bak tam şurada duruyor. Tam şurada duruyor. Ne yaptı? Diyanet üstüne parçalı böyle üç parça halinde bir perde astı buraya. Sağdan bakıyorsun resmin bir kısmını görüyorsun. Soldan bakıyorsun bir kısmını. Ortadan bakıyorsun bir kısmını. Ama hiçbir yerden resmi tam göremediğimiz için, resmi hep yarım gözüktüğü için namazımızı bozmuyor. Namazı bozan hal nedir? Bir insan ya da affedersiniz hayvan resmi namaz kılan insanda canlı hissi uyandırırsa ibadeti bozar. Canlı hissi uyandırmıyorsa ibadeti bozmaz. O zaman kural ne? Parçalı resim. O üst katlarda da parçalı bir perde asılarak orada aynı anda ibadet de devam edebilir aslında. Hocam sanat tarihi okuyunca rehberlik belgesi veriyorlar mı? Uzmanlık istiyorlar arkadaşlar. Tarih ya da sanat tarihi okuduktan sonra bildiğim kadarıyla bir 2 yıllık yüksek lisans yapmanızı istiyorlar. Turizm rehberliği bölümünden. Onu yaptığınız zaman rehberlik yapabiliyorsunuz. Ya da turizm rehberliği bölümü okuyacaksınız. Böyle bir durum var. Başka? Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Hocam Romalıların bu yapı hakkında çok ahı vardır diye düşünüyorum. Tabi Justinianus hakkında Prokopios biraz bahsediyor. Dediğim gibi Fatih fethettiği için denecek bir şey yok arkadaşlar. Süleyman Mabedi'nin Sultanahmet Camii. Süleyman Mabedi %100 net. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerdedir. Bu net. Çünkü Allah-u Teala oraya Mescid-i Aksa, uzak mescit diyor. Nereye göre uzak? Mekke'ye, Kabe'ye göre uzak diyor. Süleyman peygamber Allah'ın bir peygamberi. O günkü Müslümanların peygamberi. O gün gelseydik ona tabi olacaktık. O gün gelseydik onun inşa ettiği camide namaz kılacaktık. Süleyman peygamberin Mescid-i Aksa avlusuna inşa ettiği cami neydi? Süleyman Mabedi dediğimiz camiydi. Ve bugün ise orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti olan o günkü Emevilerin inşa ettiği Kubbetü's Sahra ve Mescid-i Aksa kıble camileri var. Böyle bir durum var. Onun için Süleyman Mabedi %100 Aksa avlusundadır. Ha Süleyman peygamberin Ayasofya ile alakalı bir bağlantısı bir ilginç bir efsane ile anlatılıyor. Süleyman Aleyhisselam efsaneye göre zaman zaman suların üzerine yürüyerek rüzgarları arkasına alarak farklı ülkelerde, coğrafyalarda gezermiş. Rivayet o ki İstanbul'a gelmiş. Onun yaşadığı yıllar biliyorsunuz milattan önce 1000'de yaşadı. Biz şimdi milattan önce 2024'teyiz. 3000 sene önce yaşadı Süleyman peygamber. Milattan önce 1000'de o zaman tabii Sarayburnu'nda bomboş bir yaşantı yok. Geliyor buraya ve tam Ayasofya Camii'nin olduğu yerde kendine küçük bir mescit yapıp namaz kıldı. Orayı çok sevdi. Orayı kendine ibadetgah edindiğine dair bir anlatım var. Bir menkıbe. Yani Süleyman Aleyhisselam'dan beri Ayasofya Camii kutsaldır şeklinde. Rami Kütüphanesi Valide Sultan. Evet biliyorum Kaan Bey çok güzel söylediniz. Rami Kütüphanesi'nde Valide Sultanların
bağışladığı Topkapı Sarayı'na, Ayasofya Camii'ne bir takım bağışladıkları el yazmaları, kitaplar, Kur'anlar var. Enam-ı Şerifler var. Onu görün. Çok güzel. Ben de gideceğim. Daha görmedim. Sadece reklamlı şeyini gördüm. Duyurularını gördüm. Tarihi, evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Soru cevap yapayım dedim biraz. Uzatıyorsan kusura bakmayın. Osmanlı devam etseydi ülkemiz, dünya nasıl bir yerde olurdu? Osmanlı devam etse. Sorular Ayasofya'dan başka yerlere kaymaya başladı. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti muhteşem bir yaşantıda bulunduğu için zirve oldu. Yıkılmayı hak ettiği için yıkıldı. Maalesef. Yani Osmanlı Devleti'nin son döneminde en büyük hastalık kaht-ı ricaldi. Kaliteli adam yokluğu vardı. Kaliteli adam yokluğu kurumlarda söz konusu olunca da devlet çöktü. Bugün Türkiye'de devlet kurumları başta olmak üzere özel sektör dahil her yerde kaliteli insanları çoğaltmak zorundayız. Bir, ahlaklı olacak. İki, çalışkan olacak. Üç, işini sevecek. Yani üstteki insan alttakinin önünü kesmeyecek. Birileri zengin olduğu için değil, kabiliyetli olduğu için ön planda olacak. Ben mesela, benim altımdan gelen genç bir tarihçi var. Çok kabiliyetli, çok zeki ama kafalarımız uyuşmuyor. Buna rağmen ben onun önünü açacağım. Eğer açmıyorsam o zaman problem vardır. Bu ülke adam olmaz. Bir yere gelemeyiz. Sürünürüz yani. Amerika ne diyorsa onu yaparız. Amerika gözümüzün içine baka baka askerlerimizi vurur, sesimizi çıkaramayız. Onun için ne yapacağız? Güçlü olacağız. Güçlü olacağız. Adama gözlerimizi şöyle açtığımız zaman köpeğe döndüreceğiz. Affedersiniz. Allah bize o günleri göstersin. Ben çok üzülüyorum. Güçlü ülke, güçlü insan, güçlü toplum ne olur? Bunun için nesillerimizi yetiştirmek zorundayız. Evet. Bu ücret konusunu az önce anlattım. Aynı konulara bir daha dönmeyeyim. Yayını geç açanlar şey yapsınlar. Lütfen. Sonra yayına bir daha baksınlar. Hocam, cami yapma planınız var mı? Neyi? Ayasofya'yı mı? Cami zaten. Süleyman Mavi'de onu sormuştunuz. Söyledik onları. Berlin'den, Konya'dan selamlar var. Aleyküm selam. Şantiye kapısının üzerine geçici olarak yapılır. Bu yazı yazıldı biliyor musunuz? Ben gözümle görmedim ama yetkililerle görüştüm. Bu tepkiler üzerine bu kapı geçicidir diye bir yazı asıldı. Bugün itibarıyla şantiye kapısına. Gözümle görmedim yazıyı ama yetkililerden Talha Bey böyle bir yazıyı bugün asıyoruz diye bizzat duydum. Evet. Hocam, ilmihallerde suretin namazı bozduğunda değil de tahrimen mekruh olduğu nakledildi. Şimdi bakın, ben ilahiyatçı değilim. Bizzat Ayasofya Camii'nin imamlarına, akademisyen çok kıymetli hocaları var. Onlara sorduğumda aynen size anlattığım gibi anlattılar. Yani parçalı resmin bu anlamda namazı bozmadı. Tabii ki takva ve fetva meselesi kişilerin yaşantılarına göre farklılık arz edebilir. Fetva çizgisinde konuşuyoruz. Oo, piramitler uzaylılar mı yaptı? Arkadaşlar, o konulara şimdi girmeyeyim ya. Hemen şöyle Ayasofya ile alakalı başka soru var mı, onlara bakıyorum. Sonra 25 euro nasıl vereceğiz? Bu konuyu anlattım Emin Bey. Başında tabii ki vermemeliyiz. 25 liraya. Ben bu vatanın evladıyım. Ben oraya ya müze kartla gireceğim ya da düşük bir ücretle gireceğim. O 800 liraları biz veremeyiz. Bizim öyle paralarımız yok yani. Parası olan versin. Valla benim öyle paralarım yok. Ben veremem. Ben köyde oturuyorum biliyorsunuz değil mi? Köyde oturuyorum. İnek sağıyorum. Burada yaşıyorum. Olmaz öyle şey. Ayasofya hakkında güzel bir kitap yazmayı düşünüyoruz. Aslında Ayasofya hakkında son yıllarda çok güzel kitaplar yazdı. Bir takım böyle tarihçilerimiz, gezi rehberi arkadaşlarımız. Ben mesela çok beğendim onları. Onların yaptığının aynısını yapacaksam yapmam. Ama onların yaptığından farklı bir hava, rüzgar yakalayacaksam neden olmasın? Şu an Ayasofya için bir fikrim yok ama daha farklı sürprizlerim var size. Şubat ayında Selçuklu üzerine çok güzel bir çalışma geliyor. Haziranda da çok çok özel bir çalışma gelecek. Haberiniz olsun. Neyse, şimdilik onun adını vermeyeyim. Evet, çok sağ olun. Şu an sorulan sorular benim hep az önce cevabını vermiş olduğum sorular. Evet, ha, Yasin Karabacak'ın kitapları. Aynen öyle. Bak, Soner Bey çok güzel söyledi. Yasin Karabacak'ın kitapları var, tavsiye ederim. Soner Bey, ben de tavsiye ederim. Yasin Karabacak çok kıymetli bir arkadaşımız. Kendisi aynı zamanda kokartlı bir gezi rehberi. Monogramlar üzerine bir kitap yaptı. Ayasofya üzerine bir kitap yaptı. Çok kıymetli. Alandan anlatıyor yani. Alandan gezerek, dokunarak anlatan kişiler bizim için çok kıymetli. Ben de tavsiye ediyorum kesinlikle. Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Daha da uzatmayayım, vaktinizi almayayım. Bu cumartesi Ayasofya Camii ve Ayasofya Müzesi turum var. Pazar Topkapı Harem. Gezikitap.com web sayfasına girin. Bakın, hatta orada tarih atölyelerinde tam 48 tane 4 saatlik tarih atölyesi var. Biri Ayasofya. 4 saat. Oturduğunuz yerden, şu an mesela beni Amerika'dan, Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan izleyenler vardır illaki. Girin oraya gezikitap.com'dan o tarih atölyesini alın. Çok cüzi bir rakam var onun. Ve hatta size gizli bir link gönderiyoruz. Oradan indirin hard diskinize, defalarca izleyin. İndirmeden de izlersiniz defalarca. Ve orada 4 saat geziyormuş gibi olacaksınız. Bunu da unutmayın. Evet, ben yine de cumartesi günü oraya gittiğim zaman orada sizin için bir özellikle yerinde o işte garaj kapısı gibi olan kapının oradan da yayın yaparak yerinde bilgilendirme yapıp cumartesi günü öğleden sonra grubumla gezdikten sonra da üst kata çıkıp üst katı bir gezip kendi birebir canlı intibalarımı sizlere aktaracağım. Onları da bakarsınız. Klasik bir cümleyle bitirelim. Bizi izlemeye devam edin. Hayırlı geceler diliyorum.